MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle devam edelim. Devlet Bahçeli diyor ki terörle mücadelede fedakarlık gösteren ister siyasi olsun ister askeri olsun o isimler tespit edilsin ve onlara şeref madalyası verilsin dedi. Bu uygulamanın terörle mücadeleyi destekleyeceğini kaydetti Devlet Bahçeli ve ekledi. Elbette takdir Sayın Cumhurbaşkanımızındır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadelede en önemli güç kaynağının inanç ve moral düzeyinin yüksekliği olduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörle mücadelede fedakarlık gösteren asker ve sivillere devlet şeref madalyası verilmesini istedi. Terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakarlığı bulunan bazı isimlerin teltif ve takdir edilmesi kanaatimce çok yararlı ve yerinde bir karar olacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde devir teslimlerin yaşanacağı ve zaferlerimizin yıl dönümlerinin ardı ardına kutlanacağı günlerde devlet şeref madalyasının belirlenecek siyasi ve asker şahsiyetlere Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensibiyle verilmesi düşünülebilecektir. MHP lideri Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada terörle mücadele eden isimler arasından takdir edilenlere verilecek devlet şeref madalyasının terörle mücadeleyi destekleyeceğini söyledi. Bahçeli terörün belinin kırıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin ardından yaşanan 4 yıllık sürede terörle mücadelede etkili sonuçlar alındığını kaydetti. Bahçeli bu musibetten kurtulma zamanı gelmiştir. 2023 bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır dedi.